Günler ya. Ne güzel bir gün. Allah'ım. Üç geldi. Üç geldi. Ya sen bizi nereden buldun? Merhaba. Büyücü melek, melek büyücü, büyücünü büyücü melek. Büyücü ya. Gerçekten büyücü. Ulan var ya, oğlum bir gün patlayacaksın ama bakalım ne zaman. Melek bunun acısını benden fena çıkartır. Şimdi anlayacağız bakalım Fevzi. Ne işler çeviriyormuşsun sen? Ah Kadir'cim, neden daha önce söylemedin? Ben ön ayak olurdum bu büyük kavuşmaya. Yasaktı ya, ondan da ben. İşte öyleydi. Şekerim, kayıp çocuğumun babasını yakından tanıdığını bilsem, koşarak ilk sana gelmez miydim ben? Ay hayır, bilmez miyim senin bu konularda ne kadar yardımsever olduğunu? Çok yardımsever. Ben de çok gayet iyi biliyorum. O mesela bir abrakadabra yapar büyücü. Herkes yardımı olur onun. Kadir'cim çok sevindin değil mi? Yani nihayet sevdiğin kadına kavuştun. Evet, çok hem de çok. Ama Zeynep'e söylemiyorsunuz herhalde. Yok. Yok çünkü Zeynep... Üzülür. Çok üzülür. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Siz çok uzun zamandır hasrettiniz birbirinize değil mi? Hı hı. Ta Sinan Bey zamanlarından. Oh. Siz Sinan Bey kim? Doğumdan tam 9 ay önce Melek'le nişanlı olduğu şahıs arasında bir sıkıntı yaşanmış. Adam nişanı bozup Bursa'dan İstanbul'a dönmüş. Sanıyorum aradığınız bu beyefendi. Evet. Aradığım tam da bu beyefendi. Fevzi ufaktan uzar. Neredesin sen Fevzi ya? Neredesin? Neredesin sen? Kadir'cim, senin için bir mahsuru yoksa... Bize biraz izin versen. Melek benim çok eski arkadaşım. Çok eski, çok yakın arkadaşım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki bizim. Söz veriyorum, bir dahaki sefere ben buluşturacağım sizi. Hatta ben de toplaşırız. Olur mu? Tamam. Öyle olsun, tamam. Tamam. Ama söz değil mi? Özletmeyeceksin değil mi Melek'im bana? Söz. Tamam o zaman, madem eski dostsunuz. Ne güzel bir tesadüf değil mi? Abi, amin, çok güzel, tamam. O zaman görüşürüz, tamam. Bir kere daha sarılsam olabilir mi? Ay çok tatlısınız ya. Boğulmasam tutardım içimde. Bende kalsın kokusu. Hoşçakal. Bay bay. Çılık. Fevzi nerede? Fevzi. Tamam, ben bulurum onu ha. O bende. Ey dostum. Türkan. Sen Sinan'ı nereden biliyorsun? Ulaşması çok zor bir bilgi değil.
Kadir'le birlikte olduğunuz zamanlar... Ay, pardon, sen tecavüz diyordun değil mi? Gerçi biraz önce hiç sana tecavüz eden biriyle konuşur gibi bir halin yoktu. Neyse. Hamile kaldığın dönemde nişanlı olduğun adam. Dediğim gibi ulaşması çok zor bir bilgi değil. Bravo sana. Bravo, gerçekten çok güzel ulaşmışsın da. Ama ne yapacağını sanıyorsun bu bilgiyle? He? Zeynep konusunda başından beri dürüst davranmadığını düşünüyorum Melek. Zeynep'in yağlı kapı olduğunu gördün. Şimdi hedefe onu koydun. Ama Zeynep'i sana bırakmam. Hayatını yalanlar üstüne kurmuş bir kadına Zeynep'i bırakma. Ne yapmak istiyorsan ardına koyma Sitare'cim. Ama unutma. Zeynep benim kızım. Onun annesi benim, sen değil. Ve önünde sonunda mutlaka kan kazanır. Kadir nerede? Hangi Kadir? Ha, bizim Kadir'i soruyorsun. Bilmem, evde olması lazımdı. Bak, daha sahile yakın bir yerde duruyordun az önce. Orada uzun süre kaldın. Kimleydin sen orada? Ne demek lan, kim vardı? Sen beni mi takip ediyorsun? Ayıp yaptın senin be. Ya, yürü. Aha. Oraya gideceğiz. Kim var orada? Göster. Ya Türkan, beni oraya... Vallahi yok orada bir şey ya. Bak, saçmalıyorsun ya. Yürü durma. Oraya. Yürü dedim sana. Ya vallahi bir şey yok orada ya Türkan. Vallahi bir şey yok ya. Yürü Fevzi, göster ya bana. Saçmalıyor. Ya sen saçmalıyorsun. Ya mahcup yürü olacaksın ya. Yürü. Ne mahcup olacağım ya? Ne mahcup olacağım? Ben malımı bilmiyor muyum? Ha? Ya ben bir şey var, bir şey saklıyorsun sen ya. Ben onu görmeden gitmeyeceğim buradan. Bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Sen benden bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere. Onu görmeden ben buradan gitmeyeceğim Fevzi. Gitmeyeceğim. Ya rezil ediyorsun bizi. Niye bağırıp duruyorsun rezil ya? Rezil ediyorum, öyle mi? Rezil oldun. Sen benden ne saklıyorsun Fevzi? Ne? Bir de tehdit ediyor beni. Sen kimi kızını kimin elinden alıyorsun acaba? Bırakır mıyım ben 6 yumurtlayan kızımı? Hah, buldum lokasyonu. Size yolluyorum şoför bey. Oraya gideceğiz. Bakalım bırakıyor muyum sana? Vay be, ne gündü ya. Ya Melek'imi gördüm. Allah'ım, benim dualarımı sen duydun. Ben bismillahirrahman, çok teşekkür ederim Allah'ım. Ama ben bir daha bir şey daha istiyorum. Tak tak tak, ben geldim. Allah'ım ben... Allah'ım bir Zeyno da benim bir kolumda olsun, bir kolumda da Melek olsun böyle. Oh, rüya gibi, hayal gibi. Belki biz de böyle bir aile gibi falan oluruz. Ya Kadir! Gerçekten. Ben de seni çok özledim. Sen de beni özledin ya. Kadir. Çok özledim ben. Kadir dur, Kadir. Kadir. Konuşmamız lazım. Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Sen nasıl geldin peki? Büyücü üzülmedi mi sen onu bırakıp bana geldin diye? Üzülmesin Büyücü ya. Sitare, ister üzülsün ister kızsın. Umurumda bile değil. Tamam da sen bana kızdın mı? Niye kızdın ki bana lan? Ben ne yaptım? Kadir, ben sana kızamam ki. Ama o kadın hakkında bilmen gereken şeyler var. O kadın ne? Büyücü mü? Büyücü ya. Bak ne kadar güzel isim takmışsın ona. Büyücü, evet. Büyücü hakkında sana anlatmam gereken şeyler var. Aa, yok olmaz ki. Büyücü iyi biri, bizi seviyor. Ben büyücüyü çok seviyorum bir kere. Sitare çiçeğim bile var benim, biliyor musun? Ben sitare çiçeğim var ya. Seni anlattım ben. Bu güzel kokuyorsun ya. Kadir, bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ne var ki ben, ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Baba. Zeyno.